Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dünkü videoda biz Bobby'ye troll yapıyorduk. Yani ben Cassandra kılığına girmiştim. Bobby'nin karısı kılığına girmiştim, ekranda görüyorsunuz. Ve Bobby'ye troll yaparken bir anda köydeki hoparlörlerden o gizemli adamın sesi duyuldu. Gizemli adam yarın buraya geleceğini söyledi ve kalabalık geleceğini söyledi. Eski dostlarını özlemişsindir gibi bir şeyler de söyledi. Hatta o söylemlerini de bir tekrardan bir izleyelim. Tamam gel. Ama şunu bil. Senin kim olduğunu öğrenmeden seni öldüreceğim oğlum. Kim olduğunu öğrenmeden seni... Siz de izlediniz dostlarım, görmüş olduğunuz gibi böyle aptalca bir şey söyledi. Biz bu adamdan bir şekilde kurtulamıyoruz yani, ama artık gerçekten ben de istiyorum. Gelsin buraya, ki geleceğini söyledi. Daha önce hiç onunla karşılaşmamıştık yani, hatırlamıyor ki kim olduğunu bilmiyoruz. Onun dışında da yani artık gelecekse de gelsin, bizi rahat bıraksın. Bakın bu gizemli adam kimse, bizden ne istiyorsa artık bir şekilde bunun çözülmesi gerekiyor. Katana gel şu üstümüzü başımızı değiştirelim. Geçen bölümden dostlarım Cassandra ve Bobby kılığında kalmıştık. Yani troll yapıyorduk ve bir anda tüm yaptığımız troll bir anda bozuldu. Ama artık bir şey değil mi Katana? Gelecekse de gelsin yani, bak gerçekten gelecekse de gelsin. Ya bıktım bu adamlardan ya, kafalarını koparmamız lazım artık. Tamam sıkıntı yok, merak etme, plan yapacağız Katana. Bu sefer asla ve asla ne bizi kaçırabilecekler ne bizimle uğraşabilecekler. Onların içinden geçmezsen benim adım da Borol değil. Gel bak, tamam mı? Gel bir sen önce. Dostlarım bu adam artık ileriye gitti, bakın artık bizim hayatımızı etki ediyor. Yani iki dakika düzgün bir şekilde köyümüzde vakit bile geçiremiyoruz. Bu adam kim? Neyin nesi? Bizden ne istiyor? Yani kafayı yemek üzereyim. Dur şu önce bir kendi dostları bizi bir eski haline döndüreyim. Şurada bir şalter olması lazım. Aynen bu. Katana düzeldin mi? Heh, evet. Tamam düzeldin. Hey! Lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Çok güzel bir plan uygulayacağız Katerina ve tamam mı? Yarın olduğu zaman o adam buraya kalabalık da gelsin. İsterse ordusuyla gelsin, hiçbir şey olmayacak. Düğün binasında yaptıklarımı hatırla. O adamdan korkmuyorum dostlarım. O adamdan asla ve asla korkmuyorum. Artık gelsin yüzleşelim, onu öldürme. Öldürmezsem de adım bu arada değil. Benim nitroksinim yok ki. Yine kırmızı nitroksin yapmak zorunda kalacağım. Kırmızı nitroksin. Bir şey diyeceğim. Bana şu kırmızı nitroksinin tam olarak ne olduğunu anlatabilir misin Katerina? Çünkü geçen sefer o nitroksinden kullandığımda siz de ekranda görüyorsunuz dostlarım. Katerina'nın suratı kızarmıştı. Yani şu anda senin nitroksin malzemen yok. Nitroksinin bitti değil mi mantıken? Evet. E sen nasıl o kırmızı nitroksinin adında bir şey yapabiliyorsun? Yani bu tam olarak ne demek? Nasıl bir iş nitroksin bu? Bana bunu açman lazım biraz. Gel. Ne yapıyorsun? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bir dakika, o ne? Bilmiyorum ama kırmızı bir şey, kırmızı bir şeye benziyor. Bilmiyorum ne o? Bu kan ağacı fidanı. Hani şu Kodmen'in kanlı ormanındaki ağaçlar var ya. Kodmen'deki kanlı ormandaki ağaçlar. Kodmen'in kanlı ormanındaki ağaçlar. Yo, bir şey diyeceğim de Kodmen'in kanlı ormanındaki ağaçların fidanları böyle değil ki. Ama dur, lafımı bölme. O ağaçlardan 10 kat daha zehirli bir ağacın fidanı bu. Bir dakika. Sen kırmızı nitroksini bir ağaç fidanından mı yapıyorsun? Aynen öyle. Bu fidanı ekersen ağaç büyüdüğünde zehir oranı %99 düşer. Ama bu fidandaki zehir nitroksin ana elementi olan rodyumla karıştırırsan eğer zehirli nitroksin elde edersin. Hiçbir şey anlamadım. Yani bir dakika. Kodmen'in kanlı evrenindeki ağaçlardan örnek verdin. Kodmen'in dostlarım evrenini şu an ekranda görüyorsunuz. Yani sen oradaki ağaçları fidanıyla kendine zehirli bir iksir üretip bu zehri içiyor musun yani? Ben şimdi bunu mu anlamam gerekiyor? Aynen, bir bakıma. Ve sonra gözlerin kırmızı oluyor. Hatırlayın dostlarım, geçen bölümlerde Katana'nın gözleri kırmızı olmuştu kırmızı nitroksin içtiği zaman. Peki şeyi soracağım. Mesela Brian diye bir efsane var. Brian'ı bilenler bilir dostlarım. Bilenler yoruma yazsınlar. Giant Alex efsanesi. Ekranda şu anda Brian'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Brian da normalde kırmızı gözlü bir efsaneydi. Böyle gözleri kırmızı gibi parlıyordu. O zaman o da mı kanlı nitroksin içiyor yani bu iksirden? Yani büyük ihtimalle öyledir. Allah Allah, ne kadar garip. Bunu ilk defa bana ilk defa söylüyorsun Katana. Yani normal dostların beyaz nitroksinin artık ne olduğunu biliyoruz. Yüce Usta'nın konsey kalesinde bu nitroksin üretiliyor ve Yüce Usta da bundan kullanıyor. Brian da bundan kullanıyor ve güçleniyorlar. Ama şu anda Katana kırmızı bir nitroksin yaptığını söylüyor ve bu nitroksini bir ağaç fidanıyla, kanlı ağaç fidanıyla yaptığını söylüyor. Bir de şey Katana, sen bana bunun, bu kırmızı nitroksinin yan etkilerinin daha kötü olduğunu söylemiştin. Yani normal nitroksin içtiğiniz zaman, atıyorum kötü şeyler oluyorsa, kırmızı nitroksin içtiğiniz zaman bunun çok daha kötü şeyler, sonuçları olduğunu söylemiştin. Evet, doğru. Bu yan etkiler neler o zaman? Yani sen bu kırmızı nitroksini içtiğinde ne olacak sana? Al bak bunu yerden. Aldım. Lan ne oluyor? Katana ekranımın şimdi yanları... F5'te kendine bak. Ekranımın yanları kızarıyor. Ne yaptın? Ne yapayım? F5'te kendine bak. Lan! Attım! Onun Katana suratım niye kızarmış benim öyle? Bir dakika. Ben şu anda dostlarım direkt fidanı elime aldım ve az önce ekranımın yanları kızardı. Suratım da kızardı. Bunlar senden iyi olmuyor. Senin niye suratın kızarmıyor fidanı eline aldığın zaman? Daha demin fidan elindeydi. Fidanı eline alsana be. Niye suratın kızarmıyor senin? O uzun hikaye. Lafın kısası şu. Kanlı nitroksin iksirini biraz fazla kaçırırsan vücudun aşırı kan pompalar ve ölürsün. Bu yüzden normal halinden daha tehlikeli. Tamam anladım da.
Yani ben fidanı elime aldım, bu suratım kırmızı oluyor. Demek ki vücudum daha fazla kan pompalıyor. E bu sende niye olmuyor Katana? Senin niye suratın daha demin kızarmadı? Ya da niye yukarıda geçen bölümlerde kızarmıştı suratın? Uzun hikaye orası, belki sonra anlatırım. Hiçbir şey anlamadım ben. Yani aslında çok uzatmaya da gerek yok. Bu kırmızı nitroksin zararlı bir şeyse bunu içmene izin veremem Katarina senin. Yani bence bunu içmemelisin. Eğer bir ara malzeme toplamaya gidersek normal nitroksin üretebilirim. Ama şu an bunu kullanmak zorundayım. Size yardım etmek istiyorum. Katarina öyle diyorsun da ama kendi sağlığına zarar veriyorsun. Yani iki tane şerefsiz için kendi sağlığına zarar veriyorsun Katarina. Farkındasın değil mi bunu? Yani ben buna müsaade edemem. Ama size yardım edebilmek için bunu yapmak zorundayım. Ama ya çok kafam karıştı şu an. Tam Katana şu anda sana karışmayacağım. Karışmak da istemiyorum. Bak şu iksiri yap, ne yapıyorsan kırmızı nitroksin mi yapıyorsun güçlenmen için yap. Ama şu anda içme falan, tamam. Benim bir yukarıda biraz işim var. Ondan sonra geleceğim tekrardan. Dikkat et tamam mı kendine? Ve sakın bak benden habersiz hiçbir şey içmeyeceksin. Tamam ben buradayım. Tamam dostlarım, Katana benim iyice kafamı karıştırıyor bakın. Nitroksin bittiği için şu anda Katana daha zehirli bir nitroksin iksiri üretiyor. Ve bu nitroksin büyük ihtimalle Katana'ya çok fazla zarar veriyor. Daha demin ne yaptığını anlattı yani. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Benim aslında kafamda farklı bir plan var. Ama bunu Katarina'ya söylemedim. Size de daha söylemeyeceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında bu planımı öğreneceksiniz. Yarın dostlarım o gizemli adam bu köye geldiği zaman ve benimle yüzleşmek istediği zaman riski en aza indirmemiz gerekiyor. Yani sevdiklerimiz zarar vermesini istemiyorum. Bu riski en aza indirmemiz gerekiyor. O yüzden de şimdi şöyle yapacağız. Önce Dave'le Kevin'in evine gideceğim. Kevin şerefsizine bakın, oradan beni izliyor. Geçen benim dostlarım trolümüzü bozmuşlardı Dave'le Kevin. Hatırlayanlar bilir. Direktman biz troll yaparken bizim troll yaptığımızı söylemişlerdi Bobby'ye. Bu şerefsizleri bu köyden göndereceğim dostlarım. Gerçek planımı uygulamak istiyorsam Katarina'yı da Bobby'yi da Cassandra'yı da bu köyden göndermem lazım. Birazdan anlatacağım planımı. Ama bu şerefsizleri gram sevmiyorum. Dave'le Kevin'i gerçekten artık sevmiyorum. Direktman get out of here. Buradan gidin diyeceğim. Defolun gidin lan köyümden. İstemiyorum sizi. Dostlarım bunlar sadece bize ayak bağlıyorlar. Bunlar artık efsane bile diyemiyorum bunlara. Yani hiçbir şekilde bize yardım etmediler son yaşadığımız olaylarda. Sadece gelip düzen bozuyorlar, başka bir şey yaptıkları yok. Direktman köyümden defolup gidin. Çıkın gidin köyümden. Defolup gidin lan köyümden. Yani bunu dostlarım yapmak zorundayım şu anda. Neden olduğunu anlayacaksınız. Bak bir de ne yazıyor bana? Ne, neden? Niye, neden diye soruyor. Neden gidelim diye bir şey soruyor. Çünkü kardeşim niye gideceksiniz biliyor musunuz? It has to be. Öyle olması gerekiyor. Get out of here. Buradan gidin. Köyümden defolup gidin oğlum. Hepiniz gideceksiniz lan köyümden. Siz de gideceksiniz. Defolup gidin köyümden. Kevin'la dev dostlarım şu anda burada bulunmaması gerekiyor. Diğerlerin de burada bulunmaması gerekiyor. Çünkü planımı uygulamak için burada kimsenin olmaması lazım. Bak bir de bana kafalarını ayrı yapar gibi sallıyorlar. Herhalde gitmeyecekler. Arutuko gitmiyor musunuz? Bak son kez söyleyeceğim. Gitmiyor musunuz? Tamam peki siz bilirsiniz. Tamam gitmeyin. Sorun değil. Sorun değil dostlarım. Ben nasıl istediğim kişileri göndereceğimi bilirim. Siz rahatta kalın. Şu anda çok gerginim. Yarın o gerizekalı herif köyümüze gelecek ve büyük ihtimalle bir savaş dönecek. Aşırı gerginim ama kafamda bir plan var dostlarım. Bu planı uygulamak istiyorsam köydeki herkesi göndermem lazım. Yani bunu güzel yoldan da deneyebilirdim ama galiba kötü yoldan denemem daha doğru olacak. Şu anda Bobby'lerin evinin önüne geldim. Bobby'leri de göndermek istiyorum. Bakın o gizemli adam dostlarım benim yüzümden bize müsait oldu. Benimle düşman olduğu için. Ve sırf benimle düşman olduğu için Zogi'nin, Cassandra'nın, Katerina'nın zarar görmesini istemiyorum. Katerina'nın o kanlı nitroksinleri içip içip kendini zehirlemesini istemiyorum. O yüzden de o adamla tek başıma savaşacağım. Hem o zaman sevdiklerime zarar verip beni bununla tehdit edemeyecek. Hem de onu daha rahat bir şekilde öldürebileceğime inanıyorum. Bilmiyorum. Bobby kapıyı açın. Bobby'lere de aynısını söyleyeceğim dostlarım. Buradan defolup gidiyorsunuz diyeceğim. Düzgün bir şekilde değil. Sert bir şekilde söyleyeceğim bunu. Gerekirse aram bozulsun. Artık dostlarım bu işin cıvkı çıktı yani. Bobby niye? Daha demin evdeydi, bunlar eve girmişlerdi daha demin. Daha hatta dostlarım troll yapıyorduk. Dünkü videoyu hatırlayın. Bunlar eve girmişti o adam, gizemli adam hoparlörlerden konuştuktan sonra. Niye şu anda kapıyı açmıyor? Lan Bobby! Open the door, şu kapıyı aç! Aç şu kapıyı oğlum! Çok sinir oluyorum dostlarım. Bobby'nin şu hareketlerine çok sinir oluyorum. Ha geldi. Lan ne vuruyorsun bana, ne vuruyorsun? Dur! Bak bak ne yazıyor dostlarım onu duyuyor. Bak git git buradan yazıyor, bak görüyor musunuz? Ulan asıl sen git buradan! You are going to get out of here. Asıl sen buradan git. You, Cassandra and Zogi. Direktman böyle yazacağım dostlarım. Direktman böyle yazacağım. Asıl sen buradan gidiyorsun. Cassandra ve Zogi de buna dahil yazdım dostlarım. Herkesi bu köyden göndereceğim. Direkt uzaklara gitsinler bu süreliğine. Bak bir de gülücük atıyor. Burası benim evim diyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Burası benim evim, senin evin yok. Sizin iyiliğinizi düşünüyorum. İyi olun diye düşünüyorum. Sen bana ne kadar kötülük yapsan da, sözünde durmasan da ben senin iyiliğini düşünmeye çalışıyorum. No one will be here with enemies come here. I will fight my own. Dostlarım direktman şey yazdım Bobby'ye. Düşmanlarım geldiği zaman burada kimse olmayacak. Tek başıma savaşacağım yazdım. Çünkü tek başıma savaşmam gerekiyor. Umarım Bobby anlayışla karşılar ve çocuğunu da karısını da alıp buradan bir süreliğine gider. Aynısı Katarina için geçerli olacak. Dave'de Kevin'i da göndereceğim. Gerçi onları çok umursadığım söylenemez ama onlar da gitsin dostlarım. Tek başıma plan hazırlamam gerekiyor. Ben tek başıma savaşmaya alışkınım. Yani etrafımda sevdiklerim olduğu zaman ya da değer verdiğim insanlar olduğu zaman ne yazık ki rakiplerime, düşmanlarıma koz vermiş oluyorum. Ve bunu engellemem için de bir süreliğine en azından köydeki herkesi göndermem lazım. They are my enemies. Onlar benim düşmanım. Zogin ya da Cassandra'nın değil. Direkt ben bunu da yazdım dostlarım Bobby'ye. Onlar benim düşmanım yazdım. Direkt ben köyden çıkıp gidiyorsunuz Bobby. Şimdi çıkıp gidiyorsunuz. Bu da kabul etmiyor dostlarım gitmeyi. Bu da kabul etmiyor. Bir dakika ne yazdı? I am not going anywhere. Hiçbir yere gitmeyeceğim yazdı. Peki Bobby.
Ben dostlarımı insanlara güzelce söyledim. Gidin buradan dedim, gitmediler. O zaman artık plan vakti. Yapacak başka hiçbir şey yok. Aklımdaki plan köyde yaşayan kimsenin hoşuna gitmeyecek. Bunu biliyorum. Ama bunu yapmak zorundayım. Uzun bir süredir asla yalnız savaşmadım. Bu sefer yalnız savaşacağım. Ve kaybedecek hiçbir şeyim olmayacak. İksirleri yaptın mı? 3 şişe yaptım. Bir şişesi de 4 saat etki ediyor. 4, 8, 12, 12 saat. Bence gayet yeterli o zaman. Daha fazla yapmamalısın. Bence de yeterli. Tamam, hadi çıkalım o zaman. Bu sana yeter. Evet tamam, hadi gel çıkalım. Ama bir dakika Tano, dur bekle. Bence o kanlı nitroksin iksirlerini ne yap biliyor musun? Mahzene sakla. Çünkü biliyorsun bu garip adamlar bizi kaçırabilir. Envanterimizi çalabilir. Envanterimizden itemler alabiliyorlar vesaire. Hani bu sıkıntı, risk, anladın mı? Envantere taşımak. O yüzden bence nitroksin iksirlerini şimdilik şu dolaplardan bir tanesine koy. Daha riskli değil mi ama? Ya bence riski en azından bölelim yani. En azından iki tanesini şimdi koy. Bir tane envanterinde kalsın, onu içersin acil bir durumda. Envanterinde kaldığın bence daha büyük risk. Çünkü seni kaçırabilirler. Envanterinden bu kanlı nitroksini alabilirler ve senin güçleneceğin, o senin şu an silahın yani. O yüzden bunu riske atmamalısın. Bence en azından iki tanesini dolaba koy. Tamam o zaman. Hadi koy. Bir tane kendine bıraktın değil mi? Evet evet, var envanterimde. Gidelim o zaman. Tamam hadi. Ama bir dakika. Önce ben biraz komut deneyeceğim yarınki savaş için. Yani yarın çünkü buraya gelecekler ve kalabalık geleceklerini söylediler. Hatta eski dostlarımızı da getireceğini falan söyledi galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani çok karışık şeyler olabilir Katerina. O yüzden ben biraz komut çalışacağım, tamam mı? Yalnız kalmam lazım. Tamam o zaman, yukarıdayım ben. Köyü tamam. Kontrol ederim. Tamam, dikkatli ol, tamam mı? Haber ver bana. Hadi görüşürüz. Dostlarım, Katerina'ya ne yazık ki bunu yapmak zorundayım. Bakın, daha demin size ben ne dedim? Herkesi farklı bir yere göndermem lazım. Yani şu anda köyde yaşayan herkesi farklı bir noktaya göndermem lazım. Peki bunu nasıl yapacağım diye soracaksınız. Bunu böyle şöyle yapacağım dostlarım. Bir tane burada bir komut planı teleport hazırlayacağım. Yani atıyorum çok uzak bir koordinata. Şu anda bulunduğumuz köyden, bulunduğumuz yerden bayağı uzak bir koordinata teleport komutu için hazırlayacağım. Ve dostlarım, bu teleport komutu sayesinde direktman Katerina'yı, Bobby'yi, Dave'i, Kevin'i, Cassandra'yı ve Zoe'yi çok uzak bir yere ışınlayacağım. Ve uzak bir yere ışınladığımız zaman dostlarım, onlar bir süre buraya gelemeyecekler. Ve ben de o sırada bu düşmanımı yenmeye çalışacağım tek başıma. Artık kimseye riske atmak istemiyorum. Kendi başıma savaşmak istiyorum. O yüzden bunu yapacağım. Önce şöyle yapalım. Buradaki bir tane komut bloğu bana lazım. Oraya gittiğimde sıkıntı yaşamayayım diye şunu bir kırayım. Tamam, kırdım şimdi dostlarım. Bir tane komut bloğunu buradan kırdım. Bu komut bloğu bana öbür tarafta lazım olacak. Ondan sonra şu komut bloğunun bir içine gireyim. Tamam dostlarım. Şimdi bakın buraya slash tp bayağı uzak bir koordinat teleport komutu girmem lazım. Mesela eksi o 12500 125285 yapalım burayı. Burayı 65 yapalım, yükseklik bu. Buraya da dostlarım 666282 yapayım bakın. Direkt ben bayağı böyle hayvan gibi uzak. Yani mesela buradan bulunduğumuz yerden bu koordinata yürüyerek gitmeye kalksak belki 2-3 hafta sürebilir yani. Cidden çok uzak bir koordinata direkt teleport komutu hazırladım. Dan diyorum ve direkt ben şalteri. Bakın şu anda bayağı uzak bir yere ışınlandım dostlarım. Tamam, şu anda oldukça uzaktayım. Bayağı uzaklara gittim. Ve amacım köydeki yaşayan herkesi en azından akşam saatlerine doğru buraya ışınlamak. Katerina'yı, Bobby'yi, Cassandra'yı, Dave'i, Kevin'i buraya ışınlayacağım. Ve o sırada dostlarım, ben düşmanımla savaşırken en azından Katerina'ları güvene almış olacağım. Ve Katerina'nın kanlı nitroksinin değişmesini istemediğim için böyle bir şey yapıyorum. Aslında ana amacım bu. Tamam, direkt ben buraya ışınlanacaklar dostlarım. Buraya bir işaret koyalım, bekleyin. Direkt ben buraya bir tahta koyacağım. Şimdi bir tane tabela craftlayacağım. Ve bu tabelaya da Katerina'yı, Bobby'yi, Cassandra'yı buraya işlediğiniz zaman dostlarım, onların görmesi için bir yazı yazacağım. Hem Türkçe yazacağım Katerina'yı, hem de İngilizce olarak yazacağım. Hani ben düşmanlarımla kendim savaşacağım, bunu yapmam gerekiyordu. Kusura bakmayın, vari bir yazı yazmam gerekiyor dostlarım. O yüzden şimdi direkt ben geleceğim böyle. Buraya bir tane çalışma masası, bir dakika yapamadım. Hemen bir çalışma masası yapacağım, aynen. Sonra bunu alacağım, buraya koyacağım. Çubuk craftlayacağım, bir tane daha odana ihtiyacım var. Tamam, direkt ben tabelayı craftlayacağım ve bakın tam buraya ışınlandıkları zaman Katerina, Bobby ve Cassandra, diğerleri buraya ışınlandıkları zaman dostlarım, bıraktığım tabelaları okuyacaklar ve benim onları neden buraya ışınladıklarımı anlayacaklar. İlk olarak Türkçe yazalım. Üzgünüm Katerina'm. Böyle yazmayayım, bir dakika sığmadı. Üzgünüm Katerina'm. Bu savaşı kendim tamamlamalıyım. Tamamdır. Direkt ben bunu Katerina'ya yazacağım. Büyük ihtimalle onunla ışınladığımı öğrendiği zaman ve bu tabelayı gördüğü zaman aşırı üzülecek dostlarım, ama yapacak bir şey yok bakın. Yani fazla kişiyle savaşmak aslında bir avantaj değil. Dezavantaj. Çünkü sevdiklerinizi kaybedebilirsiniz, sevdiklerinize zarar edebilirler ve bu sizi daha da sinirli bir hale getirebilir. Ve sinirlendiğiniz zaman düşünme yetiniz de düşer. O yüzden de direkt ben onları buraya ışınlayacağım. Buraya bir tabela da yapacağım, buraya da İngilizce yazacağım. I am sorry, I have to finish this battle myself. Aynısını dostlarım, Türkçe mesajın aynısını da İngilizce olarak buraya yazdım. Yani ben herkes dostlarım buraya ışınladığım anda bu tabelaları görecekler ve benim aslında amacımı anlayacaklar. Şimdi bakın, bu kolopyonu alma sebebim de niyeydi? Çünkü ben direktman tekrardan köye geri dönebileyim diye. Şu an oldukça uzaktayım ve köye asla dönemem yani. Kolopyonu o yüzden aldım. Direktman bir de kolopyonu gizli bir yere koymam lazım ki Katerina, Bobby, Cassandra'ya buraya geldiği zaman etrafta gezip bu kolopyonu bulduktan sonra geri dönmesinler tekrardan köye diye. O yüzden bayağı bir uzağa gideceğim. Böyle gizli bir yere dostlarım koyacağım bunu. Mesela burası okey mi? Bence burası okey. Direktman buraya şunu da kıracağım. Tamam, kolopyonu direktman buraya koydum. Bir tane tahta, bir butona ihtiyacım var kolopyonu çalıştırmak için. Hemen kır. Hemen bir buton yapacağım. Butonu yaptım. Bunu buraya koyacağım ve dostlarım, direktman buraya teleport komutunu yazıp tekrardan köye döneceğim.
Tamamdır, şimdi komoda girdim ve direktman hatta şurayı biraz kapatsam mı ya, gözükmesin. Aynen, dur. Şöyle şurayı biraz daha kapatacağım dostlarım, bekleyin. Şunu kır, şöyle yap. Heh, tamam. Direktman buradan basayım. Abi direktman bu konutluyonun butonuna basacağım ve tekrardan masaya döneceğim. Bum. Tamam, masaya döndüm. Şu anda yaptığımı umarım anlamışsınızdır dostlarım. Buraya direkt ben bu ışınlanma komutu atadım. Bu ışınlanma komutunu herkese çalışacak şekilde halledeceğim. Ve ondan sonra dostlarım akşam olduğu zaman, yani düşman o telefonda bizimle konuşan adam bu köye geldiği zaman, direkt ben herkesi az önceki bölgeye ışınlayacağım. Ve bir süre orada kalacaklar. Ve oradan geri dönemeyecekler. Umarım Bobby'nin envanterinde falan konut bloğu olmaz. Çünkü dostlarım Bobby'nin envanterinde konut bloğu olursa tekrardan o Bobby oraya konut bloğunu koyup bizim köyümüze tekrardan geri ışınlanabilir. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Onlardan bir süreliğine uzaklaşmam gerekiyor. En azından bu adamla tek başıma karşılaşmak istiyorum. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Bunu aslında yapmak istemiyordum ama şu anda zorundayım dostlarım. Tek başıma savaşacağım için o adamla güçlenmem gerekiyor. Şu anda ekstra bir silahım da yok ve biliyorsunuz ki Mobpicker, Stone Converter, birçok Bobby ile yaptığımız silahın hiçbirisi o dostlarım gizemli adamlarda, kabilelerinde işlemiyor. Onlarda hiçbir şekilde bir işe yaramıyor. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Mesela adaya gittiğimiz zaman bu bizimle telefonda konuşan adamın güvenliklerinden bir tanesine dostlarım toprak sahayla sıktığım, Stone Converter'la vurdum. Hiçbir şekilde işlemedi ve ekranda görüyorsunuz bana saldırmaya devam etmişlerdi. Yani o silahlarda bu adamlar çalışmadığı için Katerina'nın daha demin ürettiği kan nitroksinleri içmeyi düşünüyorum. Nereye koydu onları? Aa bak, buraya koymuş. Tamam bak, kanlı nitroksin. Direkt ben bunları da kendime alacağım. Üzgünüm Katerina, bunları almak zorundayım. Yani arkasından hiç çevirmek istemiyorum Katerina'nın ama dostlarım bunu asla ve asla o izin vermez yani. Siz gidin, ben tek başıma savaşacağım dersem Katerina bunu asla izin vermez ve bana çok kızabilir. Ama şu anda bu şekilde yaparsam en azından belirli bir süre bana kızmaz diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Planımı devreye sokmaya dakikalar kaldı. Köydeki herkes yapacaklarımdan habersiz bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Katerina bana kesin çok kızacak. Umarım bunu düzeltebilirim. Ama öncelikle düşmanlarımı alt etmeliyim. Tamamdır dostlarım. Şu anda her şeyi hazırladım. Akşam oluyor. Tabi birazcık stresli oluyorum yani. Ne güzel eğleniyorduk, gülüyorduk falan. Bu kadar saat ne yaptın mı sen de? Bir şey yapmadım ya. Hazırlık falan yaptım. Yarın büyük bir savaş bizi bekliyor Katerina yani. O yüzden de birçok komut falan hazırladım. Neyse boşver, şimdi dinlenmemiz gerekiyor biliyorsun ki. Yatmamız lazım. Sabah olduğu zaman hangi nasıl bir tehlikeyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden gel yukarıya direkt uyuyalım Katerina, tamam mı, gel. Gel direkt yatalım. Direktman yatalım. Zaten akşam da oldu artık. Yarın sabah uyandığımız zaman her şey çok daha... Aa bir dakika dur. Katerina ben bir şey unuttum aşağıda. Sen uyu tamam, ben geliyorum. Yat sen hadi. Tamam. Tamam dostlarım, Katerina yattı. Artık planı devreye koyma vakti geldi. Akşam da oldu artık. Gerektiği kadar saat bekledim. Bayağı saatlerdir aşağıda bekliyorum dostlarım. Tamam şu anda direktman bakın hazırladım. Komuta direktman çalıştıracağım, aktif edeceğim. Ve herkesin o sizi gösterdiğim ve tabanaları koyduğum bölgeye ışınlayacağım. Ve ondan sonra işte işlemlerime başlayacağım. Bakın tek başıma savaşacağım. Onlar isterse bir ordu olsun. Eğer ben tek başıma savaşırsam risk daha az olur. Ve onların ışıklarını da bulabilirsek onları paramparça edebiliriz. Hazır mısınız? Çektim! Dostlarım çektim şartları. Şu anda büyük ihtimalle köydeki herkes az önceki size gösterdiğim bölgeye ışınlandı. Bir dakika kontrol etmem lazım. Yukarıda Katerina duruyor mu? Kesin dostlarım Katerina beni kesin arayacak ve bana ne yaptığımı falan soracak. Ya da direktman bizi bir yere birisi ışınladı falan filan diyecek diye düşünüyorum. Dostlarım Katerina gitmiş, tamam. Katerina gitmiş. Herkesi bir tek tek kontrol edeceğim. Herkesi direkt oraya ışınladım. Umarım orada başlarına bir şey gelmez. Tamam, Devle Kevin'a bakacağım. Devle Kevin evde mi? Eve iyice bakalım. Bekleyin. Tamam burası da boş. Yukarıda var mı? Yukarısı. Tamam yukarısı da boş dostlarım. Kimse yok. Bunlar da gitmiş, tamamdır. Demek ki komut çalışmış. Yani yapacak bir şeyim yok dostlarım. Herkes ışınlamak zorundayım. Yani bunu neden yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Mantıksız buluyor olabilirsiniz ama bunu yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü gerçekten yanımda birileri olduğu zaman, değer verdiğim insanlar olduğu zaman ne yazık ki çok savaşamadığımı fark ettim. Tamam burada da yoklar. Bakın Zogi bile gitmiş. Zogi için de komut girmiştim. Zogi, Cassandra hepsi gitmiş abi. Tamam şu anda köy bomboş dostlarım. Köyde kimse yok. Şu anda direktman köyde kimse yok. Artık sadece köyde ben varım. Adam geldiğinde sadece beni bulabilecek ve beni sevdiğim birisiyle tehdit etmeye edemeyecek. Şimdi öncesi dostlarım bakın, bir tane geçen bölümde bir telefon bulmuştuk. Ofis telefonu diye. Bu telefonu neden, nerede bulduğumuzu geçen bölümü izleyenler bilir. Jackson'ın dostları benim köyündeki evinin altında bulmuştuk. Hatta o odada almıştı, ekranda görüyorsunuz. Jackson'da biliyorsunuz ki bu olayların başlangıcı aslında. Jackson denen şerefsiz bizim köyümüze geldi, bize bir tatil planlamacı numarası verdi ve ne olduysa ondan sonra oldu. Jackson'ı şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve Jackson'ın dağılmış odasını da ekranda görüyorsunuz. Geçen bölümde ben bu dağılmış odanın içerisinde bu elimde görmüş olduğunuz telefonu bulmuştum. Ve bu telefon çalmıştı hatta geçen bölümde ama ben açmamıştım. Çünkü artık o adamla uğraşmak bile istemiyordum ama geçen bölümün sonunda adam direkt hoparlörlerden bize seslenince ve yarın buraya geleceğini söyleyince otomatikman artık işleri ciddiye aldık. Tamam bu telefonu direktman buraya koyacağım. Bir dakika, bu telefon acaba sağ falan tıklasam çalışır mı? Geçen bölüm dostlarım hatırlayın, bu telefon çalmıştı ama ben açmamıştım. Bir dakika sağ tıklasam çalıyor, bir dakika telefon çalıyor. Tamam şu an telefon çalıyor. Acaba birisi açar mı dostlarım? Bilmiyorum. Bakın bu telefonu Jackson'ın odasında bulduk. Yani demek ki Jackson'ın da bu adamla bizi telefonla arayıp da bizi kaçıran, bizi tapınağında dostlarım kaçıran, sular altında bırakan o gizemli adam, Türkçe konuşan gizemli adamla bir bağlantısı olduğunu kanıtı aslında. Telefon hala çalıyor şu anda ama galiba açılmayacak. Tamam sıkıntı yok dostlarım, açmasa da olur. Şu anda herkes direktman gönderdim zaten. Şu an telefon çalıyor ama açmıyor. Aa tamam telefon kapandı. Yok dostlarım şu anda aradım ama kimse açmadı. Tamam dostlarım telefonu boş verin şimdi. Kafamda şöyle bir plan var. Biliyorsunuz ki Samantha'yı nasıl dostlarım öldürmüştük, ekranda görüyorsunuz. Ben bizim tane Bobby'le bir TNT yapmıştık. Bayağı
Aha, Katerina arıyor. Ben demiştim dostlarım. Katerina arıyor. Bakın şu anda soracak büyük ihtimalle ne olduğunu. Alo? Alo, iyi misin? Hepimiz bir yere ışınlandık. Nasıl oldu anlamadım. Katerina şey, bana kızma ama onu ben yaptım. Ya şaka mı yapıyorsun sen? Ne diye böyle bir şey yaptın? Kendini öldürmek istiyorum. Kendimi öldürmek falan istemiyorum Katerina, tamam mı? Bu savaşa tek başıma gireceğim. Kimseyi yanımda istemiyorum. Senin de o nitroksinleri içmene izin vermeyeceğim. Lütfen o yüzden birazcık bana anlayış göster. Ben geçen sene de tek başıma efsanelerle savaşıyordum. Şu anda savaşabilirim. O yüzden direkt ben sizi ışınladım ve bir süre orada kalın, tamam mı? Ben sizi tekrardan geriye ışınlayacağım. Şu an çok uzak bir yerdesiniz. Ve yani lütfen böyle bir şey yapma, tamam mı? Sakın buraya gelme. O yüzden biraz beni anlayışla karşıla, tamam mı? Bu sefer beni anlayışla karşılaman lazım. Şimdi gördüm tabelayı. Tabela mı bıraktın bir de? Arayıp söyleseydin en azından. Neyse Katerina, boş ver. Ben o adamı tek başıma denedim, merak etme. Görüşürüz. Hayır, geri getir bizi. Kapattım dostlarım telefonu. Yapacak bir şey yok. Tek başımıza savaşacağız. Şimdi ben nerede kalmıştım? TNT. Hatırlayın dostlarım. Samantha'yı ben nasıl patlatmıştım ekranda görüyorsunuz. Bir tane mobilya bir TNT üretmiştik. Ve bu TNT sayesinde Samantha'yı ve o gizemli adamın birçok askerini patlatmıştım ve havaya uçurmuştum. Onları öldürmüştüm. Yine aynı TNT'den alacağım. Bir dakika, o nasıl çalışıyordu? Umarım bir de burada bir büyük bir patlama olmuştu ya. Bu bizim yaptığımız sistem bir zarar görmemişti. Şimdi deneyeceğim o sistemi. Bakalım çalışacak mı? Sistem buydu dostlarım. Bir dakika, şimdi benim bunları teker teker şalterleri çekmem lazım. Bekleyin. İndir bunu da. Bunu da indir. Bunu da indir. Bunu da indir. Şu an TNT'nin gelmesi gerekiyor. Bunu da mı indirecektik? Dur bakayım. Olması gerekiyor. Umarım sistem bozulmamıştır dostlarım. O TNT'ye ihtiyacım var tek başıma savaşacaksam. Olmuş! Olmuş, tamam bakın bu TNT geldi, tamam. Dostlarım bu bir TNT'si. Bunu nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını size anlatmıştım. Bu TNT aşırı büyük bir patlama yaratıyor ve bir çakmağa ihtiyacınız olmuyor. Direkt ben tuşa bastığım anda bu TNT'yi patlatabilirim. Tamam, TNT geldi abi. Kır direkt ben, tamam, envanterime de aldım. Bu TNT'yi dostlarım alacağım çünkü bakın adamlar buraya kalabalık gelebilir ve eğer düzgün ve planlı bir şekilde bir taktik kurarsam o adamları direkt ben bu TNT sayesinde avlayabilirim, gizemli adamı. Bu arada bakın buradaki cesetler hala duruyor. Biz burada büyük bir patlama yapmıştık ya. Bir dakika, o cesetler hala duruyor değil mi burada? Evet. Bir dakika, bir yukarıya çıkacağım. Bunlar geldiği yerinde duruyorlar. Samantha'nın cesedi. Lan bir dakika. Samantha'nın bedeni nereye gitti? Hatırlayın dostlarım, ben bu düğün binasını patlatmıştım. Samantha'nın burada bedeni duruyordu, ekranda görüyorsunuz. Lan Samantha'nın bedeni nereye gitti? Ben 2-3 gündür belki de hiç buraya bakmadım. Göz bile atmak aklıma gelmedi. Biz 2-3 gündür yok, Babu güvenliği videosu yok. Ramazan videosu yaptık. Onun dışında Babi'ye Tura videosu yaptık. O zamandan beri dostlarım ben hiç düğün binasına bakmamıştım. Samantha'nın bedenini buradan götürmüşler. Belki de dostlarım biz içeride eğlenirken, içeride vakit geçirirken adamlar buraya gizlice geldiler ve Samantha'yı götürdüler. Belki de Samantha'yı canlandırdılar. Adam da telefonda demişti ya. Hatırlayın. Ne demiştim size telefonda? Demişti ki eğer yarın köye geleceğim, benim kim olduğumu öğreneceksin ve eski dostlarınla beraber geleceğim gibi bir şeyler söylemişti. Ekranda tekrardan o görüntüleri görüyorsunuz. Hoparlörlerden. Belki de biz köye geldiği zaman yanımda getireceği kişi Samantha olabilir. Bize karşı Samantha'yı bir silah olarak kullanabilir. Bunun olacağını tahmin etmeliydim dostlarım. Tamam, sakinim. Tek başıma bu işin üstesinden gelmek zorundayım. Şu an derinde Bobby TNT'si var bakın. Bu TNT ile dostlarım hepsini paramparça edebilirim ama mantıklı bir şekilde plan kurmam lazım. Sonuçta bu köye gelmeyecekler mi? Bu köye gelirlerken dostlarım bir TNT'yi güzel bir şey bir yere koyarsam direkt onları paramparça... Telefon çalıyor. Dostlarım bir dakika, telefon çalıyor. Belki de Jackson odasında bulduğum ve masaya koydum, telefon çalıyor galiba. Bir dakika, evet o telefon çalıyor. Dur, telefon çalıyor. Dostlarım telefon çalıyor, bekleyin. Bu telefon çalıyor. Bu telefonu hatırlayın, Jackson'ın evinin olduğunu bulmuştuk. Ben az önce bu telefonu çaldırmaya çalıştım ama kimse açmamıştı. Şu an telefon çalıyor. Açtım. Alo? Alo, ses versene. Konuşsana lan, alo. Senin olduğunu biliyorum oğlum. Abi benim, ben mi lan Jackson? Sen ne alaka oğlum? Senin telefonda ne işin var? Ne oluyor dostlarım? Bir dakika, ben bu telefonu ama senin evin... Sana yardım etmek için bu telefonu bıraktım abi. Oğlum sen bana nasıl yardım edeceksin lan şerefsiz? Tam olarak sen bana nasıl yardım etmeyi düşünüyorsun? Oğlum adamın telefonlarından bile sen çıkıyorsun. Artık itiraf et, sen o adamın bir askerisin, bir koruması falansın büyük ihtimalle. Abi oraya gelecekler kalabalık bir şekilde. Oğlum bunu ben de zaten biliyorum. Adam zaten bunu bana da söyledi. Sen bu telefonda senin şu anda ne işin var? Hani sen bu adamın bir çalışan dediğin, bir şey dedin beni aradığımız. Senin bu telefonun hatta ne işin var senin şu anda? Buraya geleceklerini ben de biliyorum oğlum. Eğer bana yardım etmek istiyorsan Jackson, sana soracağım tüm soruları cevapla. Bu adam kim bak? Bana sürekli yalan söyledin bak. Bana sürekli yalan söyledin. Seni kovsam da geri geldin. Eğer bana yardım etmek istiyorsan bana bu adamın kim olduğunu söyle. Bu adamın gerçek ismi kim? Beni sürekli telefonla arayan, beni kaçıran, bu kabile liderinin gerçek ismini bana şu anda söylemen lazım. Eğer bana yardım etmek istiyorsan bunu söyle. Bir dakika yazdı. Abi onu gerçekten bilmiyorum. Oğlum bunu bilmiyorsan yani nasıl olabilir böyle bir şey? Bunu bilmediğini gibi bak, inkar etme bak. Bunu biliyorsun. O adamın kim olduğunu biliyorsun. Adamın telefonundan sen çıkıyorsun oğlum. Gerçekten bilmiyorum abi. Bana nasıl yardım etmeyi düşünüyorsun tam olarak o zaman? Tamam, şu anda telefondasın eyvallah. Peki bana nasıl yardım etmeyi düşünüyorsun? Adamın buraya yarın geleceğini ben de biliyorum. Sadece sana bir taktik vereceğim. Bunu yeni öğrendim. Eğer yatağa yatıp uyursan galiba liderleri yanına geliyormuş. Ne? Eğer yatağa yatıp uyursam liderleri yanıma mı geliyormuş?
Oğlum nasıl bir taktik? Gideyim yatağa yatayım, o liderleri benimle telefonda konuşuyor, adam yanıma gelsin beni öldürsün mü yani? Bu ne salakça bir taktik oğlum? Yatağa yatınca adam yanıma niye gelsin? Çok gereksiz bir şey yaz dostlarım. Sana bir taktik vereceğim, bunu yeni öğrendin. Eğer yatağa yatıp uyursan galiba liderleri yanına geliyormuş yazdı. Yani bu nasıl bir taktik onu anlayamadım. Bir dakika ne yazdı abi, işte o da sana kalmış. Bir tuzak hazırla, yatağa yat, geldiğinde tuzağa düşsün. Bir dakika. Tuzak hazırla, yatağa yat, geldiğinde tuzağa düşsün. Peki şunu soracağım. Tam olarak sen bu taktiği nereden öğrendin? Yani madem o adamı tanımıyorsun, madem bu kabile liderini bilmiyorsun, o zaman nereden biliyorsun bu adamın ben yatağa attığımda buraya geleceğini? Bana nasıl bu taktiği verebiliyorsun? Sen bunu nereden öğrendin? O zaman bunu söyle bana. Bunu açıkla, sana inanayım. Sana kendimi affettirmek için aralarını sızdım abi. Bir dakika, kimin aralarına sızdım? Birkaç adamıyla konuştum. Şu anda onların kamptayım zaten. Nasıl yani? Bir dakika, sen şu anda o kabile liderinin kampında mısın? Nasıl gittin lan oraya? Bir dakika, bana bilgi sağlaman lazım o zaman. Tamam. Bana şu anda bilgi sağla, bana info ver. Şu anda o adam kaç kişi? Yanında kaç kişi var? Böyle yanında birileri var mı benim benim tanıdığım vesaire? Çünkü öyle bir şey söylemiş dostlarım telefonda. Eski dostlarını hatırla demişti geçen bölümün sonunda, hatırlayın. Yanında birileri var mı yani? Onun dışında ne bileyim? Kaç kişiler? Bana bilgi vermen lazım. Bir dakika yazdı. Abi 3-4 tane geyik var. 10 tane falan maskeli adamı var. Bir de yanında farklı biri var. Bir dakika, yanındaki farklı biri kim? Yanındaki farklı biri kim? Bana onu söyle. Tipini tarif et. 3-4 tane dostlarım geyikten bahsediyor. Büyük ihtimalle bu geyikler, hani gürbüzler var ya ekranda görüyorsunuz. Bunlardan bahsediyor. 10 tane falan maskeli adam varmış. Bir yanında farklı biri varmış. Abi, abi ne yazıyorsun oğlum? Söylesene, yanındaki farklı olan kişi kim? Telefon kapandı. Dostlarım telefon kapandı. Dostlarım salak tam yerine telefonu kapattı. Bir dakika. Yani şu an Jackson'a güvensem mi, söylediği sözlere inansam mı bilmiyorum ama çok garip şeyler söyledi. Bana kendini affettirmek için aralarına sızmış o adamların. Aralarına sızmış ve 3-4 tane geyik var yazdı, bak tamam. Yanımda kim var diye sordum o adamın. 3-4 tane geyik var diye dedi dostlarım. Bu geyikler büyük ihtimalle bu gürbüzler var ya ekranda görmüş olduğunuz bu yaratıklar. Bu yaratıklardan bahsediyor. 10 tane maskeli adam varmış ve bir tane farklı biri varmış yanında. Tam o farklı birinin kim olduğunu sordum. Bir anda telefon kapandı. Belki de o farklı birisi dostlarım Samantha'dır. Bu niye bana Samantha olduğunu söylemedi o zaman, farklı biri var dedik. Jackson Samantha'yı tanıyor. Bir dakika, hiçbir şey anlamadım dostlarım, bekleyin. Bir de çok garip bir taktik verdi bana. Eğer yatağa yatarsan dedi, herhalde o liderlere direkt geliyormuş. Ama Jackson'a ne kadar inanabilirim? Belki de doğru söylüyor dostlarım. İnanmaktan başka bir çarem var mı? Var ama inanmayı seçeceğim galiba. Bir dakika. Jackson mantıken niye onların arasına sızsın ki? Beni affettirmek için olduğunu söylüyor. Ve direktman bu telefondan beni aradı. Ve bu telefonu sırf bana yardım etmek için, kendini affettirmek için bıraktığını söyledi. Ekranda şu an tekrardan görüyorsunuz. Biz geçen bölümde dostlarım bu telefonu Jackson'ın benim köyümde kaldığı evin alt katında bulmuştuk. Bir dakika, şöyle yapacağım. Dediği şeye baz alalım. Dedi ki eğer sen yatağa yatarsan dedi, sallıyorum ben odamdaki yatağa yattım. Adam buraya, liderleri buraya geliyormuş. O zaman ben bir dakika, bu TNT dostlarım, bu patlayan, büyük patlama yaratan Bobby TNT'sini şuraya mesela koyayım. Bir dakika, bunun bir de üzerini kapatayım, bekleyin. Direktman bunun üzerini kapatacağım. Şunları bir alacağım. Bunun üzerini de kapatacağım. Bir de bunun dostlarım nerede olduğunu hatırlamak amacıyla şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir tane blok kır. Ver şunu. Bir de bunu buraya koyacağım. Tamam, bakın şu anda dostlarım komut planından aldığım Bobby TNT isim. Yani tek bir tuşla patlatabildiğim ve büyük bir patlama yaratan Bobby TNT isimini tam köyün ortasına koydum. Şimdi ne yapacağım? Kanlı nitroksin. Tamam. Bir de bu dostlarım bir tane bu kanlı nitroksinden içeceğim. Yani adamlar buraya her an gelebilirler. Jackson'ın dediği doğruysa, ben yatağa yattığımda bu adamlar buraya geliyorsa, ben bunları yatağa yatmış gibi numara yapıp kameradan izlerim. Ve tam köyümün ortasına geldikleri anda dostlarım, bakın tam buraya geldikleri anda direktman bu TNT'yi patlatırım ve adamları öldürebilirim. Ama önlem için bu kanlı nitroksini içmem lazım. Bir dakika dostlarım, şimdi bu kanlı nitroksini içeceğim. Daha demin dostlarım videonun başında biliyorsunuz ki Katerina bana bir tane kanlı fidan vermişti ve onu elime aldığım anda cildim kızarmıştı. Ekran yanları kırmızı olmuştu. Tekrardan ekranda görüyorsunuz o görüntüleri. Yani şu anda biraz korkuyorum ama bunu içmek zorundayım. Çünkü Katerina bunu içtiğinde dostlarım güçleniyordu. Bu nitroksinin biraz daha böyle zehirli hali gibi düşünün kanlı nitroksini. İçiyorum. İçtim. Ne oluyor lan? Bir dakika, ekran yanları yine kırmızılaştı şu anda. Ekran yanları kırmızılaştı. Aa dostlarım bakın. Yine suratım kızardı. Büyük ihtimalle bunun da bana bayağı kötü bir yan etkisi olacak ama şu anda bunu yapmak zorundayım. Tamam, kırmızı nitroksini içtim. Şu anda karakterim inşallah güçlenir. Normal nitroksini içtiğimizde biliyorsunuz ki karakterimiz hızlanıyordu. Yumruklarımız güçleniyordu. Canımız sürekli yeniliyordu vesaire. Bunda da inşallah öyle şeyler vardır. Jackson'ın dediğini dinleyeceğim. Ona ne kadar güvenmesem de dostlarım şu anda kaybedecek bir şeyim yok. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten dışarıya TNT'yi de koyduk biliyorsunuz ki. Eğer ben yatağıma yatacağım, kamera monitöründen etrafı izleyeceğim de eğer o garip birileri gelirse, yani o liderleri falan gelirse, telefonda bizimle konuştuğumuz adam birileri burada olursa dostlarım, direkt şu TNT'yi patlatacağım ve onları havaya uçuracağım. Hala gözlerim yarım sönüyor ama şu an ekranda kırmızılıklar gitti. Tamam, bir yatayım yatağıma. Tamam, yattım. Tamam, direktman çakma bir şekilde yatağa attım bakın. Yani şu anda çakma bir şekilde yatıyorum bakın, görüyorsunuz. Direktman aslında direkt yatağa sağ tıklamadım, çakma bir şekilde yatıyorum. Bakalım yatağa attım, birileri gelecek mi? Jackson öyle söyledi. Eğer yatağa yatarsan dedi, onların lideri yani kabile lideri direkt gelir ve seninle yüzleşir gibi bir şey söyledi. Şu anda dikkatli bir şekilde bekleyeceğiz. Kırmızı partiküller hala çıkıyor. Yani bir korkma dilin dostlarım, suratım bir kızardı yine. Bu kanlı nitroksinin bana nasıl bir yan etkisi olacak bilmiyorum. Ha, şimdi direktman kamera monitörü açacağım dostlarım ve etrafı izlemeye başlayacağım. Sürekli etrafı izleyeceğim.
Tüm kameraları izledikten sonra dostlarım, eğer birisinin dediğim gibi köye geldiğini falan görürsem şuraya koymuş olduğumuz TNT'yi direktman patlatacağım. Evet dostlarım, şu anda tam olarak 1 saat geçti ve galiba bu şerefsiz Jackson beni kandırdı. Bakın 1 saattir, tam tamına 1 saattir kameraları izliyorum. Ve şu anda köye gelen giden yok. Bu adam geleceğini söylemedi mi? Gerçi yarın geleceğini söyledi. Daha tam yarın olmadı yani. Daha şu anda gece saatlerindeyiz. Hala beklemeye devam ediyorum. Kesin bu şerefsiz Jackson beni kandırdı. Bak ben size söyleyeyim. Kesin bu Jackson beni kandırmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Ben de boşuna gittim, yatağa yattım. Bence dostlarım direktman yataktan... Kalkamıyorum, bir dakika. Ne oluyor oğlum? Dostlarım vücuduma bakın, bir dakika, ayaklarım kollarımda kırmızılaşmış. Ben bir saattir hiç kendime adam akıllı bakmadım ki, bir dakika dur. Dostlarım bu kırmızı nitroksil bana kötü bir etki yaratıyor şu anda. Bakın yataktan kalkamıyorum. Allah çarpsın, şu an yataktan kalkamıyorum. Niye kalkamıyorum oğlum? Aa delireceğim dostlarım, yataktan kalkamıyorum. Hiçbir şekilde yataktan kalkamıyorum. Bir dakika, sakin olacağız, sakin olacağız. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor, bir dakika, yataktan kalkamıyorum, telefon çalıyor dostlarım. Büyük ihtimalle o benim evin alt katındaki telefon var, Jackson'la görüştüm, o telefon çalıyor büyük ihtimalle şu an. Ama kalkamıyorum ki ben yataktan. Bir dakika, bu nasıl olabilir lan böyle bir şey? El hareketi yapmayı denesem. Lan el hareketi de yapamıyorum. Zıplamayı deniyorum, zıplayamıyorum. Debulasediye basıyorum, olmuyor dostlarım, yerinden kalkamıyorum. Telefon hala çalıyor. Ulan Jackson, ulan şerefsiz Jackson. Dostlarım Jackson kesin yine beni tuzağa düşürdü bakın. Kesinlikle beni yine tuzağa düşürdü. Belki de evime gizlice girdi ve bu yatağa bir şey yaptı. Ben yatağa şu an yatar atmaz bakın. Direkt ben hiç kalkmayı bile denemedim. Bir saattir sadece kameralara bakıyordum. Ve şu anda hiçbir şekilde yataktan kalkamıyorum. Hiçbir şekilde kalkamıyorum. Abi ne yapacağım ben, hala telefon çalıyor bakın, duyuyor musunuz? Galiba geliyorlar dostlarım. Bu sefer geliyorlar ve galiba hiç bu kadar güçlü olmamışlardı. Şu anda bakın yanımda kimse yok. Bunu ben seçtim, bunu ben tercih ettim. Yanımda kimse yok ve şu anda yataktan bile kalkamıyorum. Ne yapacağım? Aa dur, telefon sustu. Dostlarım telefon sustu. Bir dakika, dışarıda bildiri var mı? İyice bakmam lazım, bekleyin. Geldiler dostlarım, gelmişler. Gelmişler. Gelmişler bakın, orada mızrakla adamlar gidiyor. Bir dakika dur, gelmişler. Dostlarım gelmişler, gelmişler. Burada var, gelmişler. Gelmişler. Adamlar geldi dostlarım, ben yataktan bile kalkıp. Lan gelmiş. Selam Bora. Bu şişe tadı geldi mi Bora? Gelmiş. Oğlum buradan kalkamıyorum. Bana ne istediğini söyle şerefsiz. Buradan kalkamıyorum. Bana ne istediğini söyle. Birazdan öleceksin Bora. Sonunda bu alçağın nasıl bir şey olduğunu gördük. Yataktan kalkamıyorum ve bu neden oluyor bilmiyorum. Aşırı panik bir halindeyim. Bu adamdan çok daha güçlü kişileri alt etmeyi başardım. Bunu da alt ederim, merak etmeyin. Sadece soğukkanlı olmam gerekiyor. Şerefsiz var ya. Dostlarım şu an var ya, o kadar sinirliyim ki. Ulan var ya. O kadar delikanlısın ya oğlum, suratını göstersene madem zırhını çıkardın. Madem bu kadar delikanlısın, suratını göstersene lan. Hırbo. Suratını göster oğlum, suratını hey. Hayır. Sen korkma diye gösteriyorum. ne yapacaksın, öldürecek misin beni? Öldürsen oğlum. Senden korkan senin gibi olsun lan, çirkin herif. Ya da nitroksin falan mı istiyorsun ha? Ne için geldin buraya ha? Cicime mi seni? Senden ne korkacağım oğlum ben? Ben senin gibi... Bana o beyaz iksirden değeceksin Bora. İksir bitti dostum, üzgünüm. Yani iksir bitti ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bana senin zararı ver. İksir şu anda bitti ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. Üzgünüm. Üzgünüm yani, şansına küs. İksirin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Karınlı arkadaşların nerede? Yoksa onlara zarar gelmesin diye gönderdin mi? Aynen tam olarak öyle yaptım. Ve onları asla bulamazsın. Hiçbir arkadaşım bak şu anda burada yok, gördün mü? Hiç kimse yok. Onları bulamayacaksın. Seni ben kontrol edeceğim. Kendini bana bırak. Hayır. 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 Ay dostlarım, hipnoz ok attı. Hayır bir dakika hipnoz etti. Tamam bakmayacağım ekrana. Bu dostlarım bu attı ok, hipnoz görüntüsü oluşturuyor direkt. Ben sizi hipnoz edebiliyor. Tamam. Nitroksinlerin yerini göstereceğim. Tamam. Allah için şu hipnozu bir kaldır. Tamam göstereceğim senin yerini. Tamam kaldır hadi. Tamam göstereceğim. Kaldır. Kaldır şunu hadi. Hadi kaldır şu hipnoz görüntüsünü. Hadi artık kaldır şunu. Zaten beni itlemiyorsun oğlum. Bakmıyorum şu an ekrana. Aa kalktı dostlarım, kalktı. Bir dakika, yataktan kalkmışım. Tamam dostlarım, yataktan kalktım. Hiç iyi gözükmüyorsun Dora. Tamam bak, gel benimle, sana nitroksinleri göstereceğim, tamam mı? Ama bak bunu yaptığım zaman peşimi bırakacağına söz ver. Peşimi bırakacak mısın? Söz veremem. Eğer beni mutlu edersen buradan gidebilirim. Tamam bak, gel bak. Bak burada direkt bana aşağı kazacaksın. Buradan bayağı aşağı kazman gerekiyor. Ben de direkt atölyenin o taraftan kazacağım. Direkt bu taraftan kazacağım. İki tarafa da nitroksin saklamıştık. Buradan bayağı aşağı kazdığınızda nitroksin sandığı var. Bir dakika, adamını çağırdı. Doralım'ın yanında kaldı. Doralım'ın yanında kaldı diyor. Tamam, bu adam benim yanımda kalacak galiba. Dostlarım çaktırmayın, planı uygulamaya çalışıyorum, patlatacağım bunları. Buradan mı kazacağım? Evet tam olarak buradan kazacaksın, aynen. Tam olarak buradan kazacaksın. 20-30 blok kazdıktan sonra orada bir sandık olacak. Sandığın içinde de 40-50 tane nitroksin olması lazım diye hatırlıyorum.
Ben de hemen bak şu soldan kazacağım. Burada da bir sandık var. İki diri toksinini sana vereceğim, sonra buradan git ama. Ben buradan kazayım. Ne dersin? Tamam bekle o zaman. Direkt ben bir kazmamı alayım, bekle. Kazmamı alacağım, bekle. Kaç! 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 Patlattım! Dostlarım patlattım. TNT'yi patlattım. Ne oluyor lan? Lan orada benim ne işim var? Sadece kötü bir rüya gördün Bora. Hipnoz görüntüsü. Oğlum ne oluyor, ben orada niye yatıyorum? Ne oluyor lan? Bak yine hipnoz görüntüsü girdi dostlarım. Bu ne karıştırıyor bilmiyorum. Daha demin TNT'yi patlattım, hiçbir yer patlamamış. Ve yatakta benim aynı şeyim ya... Ekran açıldı. Ekran açıldı. Lan. Bunu yapacağını biliyordum. Oğlum ne oluyor? Neyi biliyordun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Dostlarım şu an ne oluyor?